Kardeş Fas hoş geldiniz. Cuma Raporu'nun 70. bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ersin abiyle haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendireceğiz. Ersin abi doğru mu acaba diye gülüyor. Geçen hafta yine yanlış söyledim ama. Bir hafta doğru, bir hafta yanlış. Bir hafta yanlışın doğru. Üzerinden devam etsem. Mesela diyelim ki geçen hafta kaç söyledin 68 yanlış? 68 dedim, 9'du. 69'u çekiyor olsak filan hani böyle. Tamam işte böyle... başlığı yine değiştirmem yok, lazım. Hep yanlışın üstüne devam etsek. Yani yok, mesela yok, şimdi evet. 72 dersen önümüzdeki 73 çeksek filan. Ya aslında bunu çok konuştuk. Bunun çok basit bir yöntemi var. Numara söyleme. Cuma Raporu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz de devam et. Ben illa baştan beri numara söylemeye taktığım için böyle oluyor ama bu hafta 70 inşallah. Baktım. 70 kere maşallah kere. Maşallah abi. Başlayayım haberlere. Bu haftanın en çok konuşulan yeniliklerinden biri Microsoft'un New York'ta gerçekleştirmiş olduğu etkinlikle beraber tanıtmış olduğu Microsoft'un Surface Duo isimli Android cihazıydı. Cihazı diyorum çünkü aslında hem bir akıllı telefon ama hem onlar böyle bir bilgisayar formunda da kullanılması için özel olarak geliştirdikleri bir cihaz olduğu için böyle söylüyorum. 360 derece dönebilen iki ekranlı bir cihazdan bahsediyoruz. Bu cihazın iki ekranı sayesinde hem iki ekranı tek ekran gibi kullanma, hem iki ekranda farklı uygulamalar kullanma, hem de bir ekranda oyun oynarken diğer ekranı bir touchpad, dokunmatik yüzey yapıp onu bir oyun kontrolcüsü gibi kullanmak gibi farklı bir sürü işlevi var. Bu aslında katlanabilir cihaz olarak çok konuşuldu ama katlanabiliyor olması doğru ama ekran yekpare olmadığı için fold gibi değil. Foldable değil yani. Evet. Matrix ya da Samsung'un Galaxy Fold'u ya da Xiaomi'nin çıkartmasını beklediğimiz cihaz gibi değil. Ve ayrıca bunun yapılmışı da var zaten değil mi? Abi LG işte bizim yani sen geçen çektin. Sene aslında gördüğümüz ama kutu içeriğinden çıkmayan bu sene GX8 ya da 8X olması lazım. O modelle beraber artık kutu içeriğine dahil ettikleri konseptin aynısı. Microsoft çok güzel rol çaldı. Yani çok uzun bence zamandan de. Beri Microsoft ilk kez pozitif bir şey yaptığı gibi görünüyor. Pozitiften kastım. Yani kendini önemli addettirebilecek anlamda pozitif bir şey yaptı. LG'nin yaptığı cihazın aynısını hazır Samsung'da diğerleri de bu foldable'da çuvallamışken böyle kendisi sanki onu yapmış gibi atladı ortaya. Güzel şey bu ne derler. Ama daha güzel şey Microsoft'un Android tabii kullanıyor evet. Olması. Yani artık nihayet Android'e artık kabul etmiş durumdalar. 2020'nin... Keşke Huawei ile işbirliği yapsaydılar, yeni işletim sistemini kullansaydılar. Microsoft'un Huawei ile. daha fiyakalı olurdu. Havalimanından yanlarına yaklaşılmazdı. Valla Trump öyle bir biner bir kafaların abi. Kimse alamazdı elinden büyük ihtimalle. Telefondaki her iki ekranda 5.6 inç boyutlu ve şeyde etkinlikte çok fazla bir teknik özellikten bahsetmediler. Çünkü şöyle bir durum var. Tahmin edilen çıkış tarihi Amerika'da 2020'nin tatil sezonu ki onların tatil sezonu yılbaşına denk geliyor, yılın sonuna denk geliyor. Mesela Snapdragon 855 kullanıyor dediler şu anki kullandığı prototip ama 2020'nin sonuna tabii 855 falan kalmayacak. O günün güncel en yüksek işlemcisi neyse onu dahil edecekler. İnşallah. Kamera yok telefonda. Demek ki gerek görmemiş. Yani o da şu an muallak. Yani bu gördüğümüz versiyonda yok ama olacak mı olmayacak mı onu da ilerleyen zamanda göreceğiz dediler. Böyle bir cihaz. Bence bu cihaz çıkmayabilir de zaten. Ya evet yani hiç olmaya da bilir. Sonuçta gördük böyle tanıtılıp sonra çıkamayan cihazları ya da çıkıp ertelenen falan olabilir. Sen beğendin mi abi bu arada? Şimdi geçeceğim ya bir yere beraber ama. Şimdi fotoğraflarını gördük, videolarını gördük. Yani arkadaşlar evet. Ne kadarını gördüyse o kadarını gördük. Etkinlikten paylaşılan kısmını. Şimdi Microsoft'un böyle bir şey yapmış olması güzel. Çünkü Surface... Biz Türkiye'de Microsoft Türkiye satmadığı için çok bilmediğimiz evet. Ama Amerika'da ve İngiltere'de özellikle çok fazla kullanılan bir cihaz. Yani herhalde MacBook karşıtı olan bugüne kadarki en başarılı, en kabul aynen gören öyle. Windows ayrıca cihazı. Ayrıca şöyle bir şey var. Birçok şirket çalışanlarına Apple ürünlerini değil bunu kullanmalarını öneriyor. Çünkü niye hala bazı şirketlerin altyapıları sadece MS tabanlı, Microsoft tabanlı evet. Çalışabiliyor vesaire vesaire gibi şeyler var. Ayrıca tamam işte iOS ekosisteminin daha güvenli olduğu bilmem ne filan filan böyle bir hikaye var anlatılan. Bu hikayenin içinde gerçeklik payı da var. Ancak şöyle bir şey var. Güvenlik yöneticileri iOS tarafındaki açıklardan, Windows tarafındaki açıklardan haberdar oldukları kadar hızlı haberdar olamadıkları için önlemini de alamamak gibi bir dertleri var. O yüzden bir şirkette herkesin Microsoft tabanlı bir şey kullanması
o şirketteki IT yöneticilerin tamamı için, yani teknik adam için de, güvenlikçi İşlerine için de, geliyor. Bilmem ne için de daha kolay. O yüzden Surface çok şey yapılıyor. Benim de mesela Surface kullanan bir arkadaşım var. Almanya'da yaşayan bir arkadaşım. Onun da işi ve kendisi iPad'i, MacBook'u falan olmasına rağmen işi ve zorla iş için Surface kullanmasını istiyor. Mesela o da yıllar sonra Mac'ten Surface'e geçip şey demiş dediğini de biliyorum. Ya iyiymiş bu, çok başarılıymış falan dediğini biliyorum. Surface'e böyle bir atraksiyon katmalı ve heyecan istiyorlar onlar da. Yani hani artık şeyden sıkıldılar. Tablet bilmem ne filan hikayesinden sıkıldılar. Onlar da heyecan katıyorlar bir şey. Bunlar güzel hareketler. Ancak ben bu cihazın ticari olarak satılabileceğini düşünmüyorum mesela. Yani bu öyle ya da böyle, eğer Microsoft'un işe bakış açısında önümüzdeki 6-7 ay içerisinde muazzam bir değişiklik olmazsa bu cihaz çıkmaz bence. Ya bir de ben şöyle düşünüyorum abi. Şimdi 2 yıl baktığınız zaman çok kısa bir süreç gibi gelebilir ama dikkat edin. 2 yılda teknoloji dünyası artık eskisinden çok daha fazla değişebiliyor ve 2 yılda hiç beklemediğiniz şeyler görebiliyorsunuz. 2020'nin sonu demek neredeyse 2 yıllık bir süreci kapsıyor. Aslında 2019'un sonundayız. Gerçi biz 2019'u bitirdik. Evet, tam bir yıl kapsıyor. Ne olacak onu şimdi şey yapmamız lazım. Samsung ve Huawei, yani Samsung Galaxy Fold'unu, Huawei Mate X'in yeni versiyonlarını büyük bir ihtimalle bu yıl Şubat ayında MWC'de duyuracaklar. Ya da hiç duyurmayacaklar, ölü taklidi yapıp bu foldable sevdasından sektör olarak vazgeçmiş olacaklar. Onun sinyalini alacağız. Ama velakin işte Xiaomi falan gibi şeyler, üreticiler devam ederlerse ölmeyecek form. Eğer form ölmeyip devam ederse Microsoft'un bu ürününün hiçbir şeyi olmayacak. Fiyakalı yanı olmayacak. Çünkü 2020 sonunda bu ürün çıktığında biz gerçekten foldable bir şeyleri görmüş olacağız piyasada zaten. Bir de sen zannediyor musun ki foldable'lar kullanıldığı zaman sadece cep telefonlarında kullanılacak? Hayır, tabletlerde de kullanılacak, dizüstü bilgisayarlarda da kullanılacak. Hatta belki televizyonlarda vesaire vesaire kullanılabilir hale gelecek. O yüzden bu işte çıkmayacak dememin nedeni o. Yani bunu ya bugün çıkartacaksın, 855 diyorsun şimdi. Ya da işte daha zaman sonra değişik bir şey daha. Yani buna ya benzeyen farklı. Biz konsept olarak böyle çalışmalar yapmaya başlıyoruz. 2020'nin sonunda bizden böyle bir ürün bekleyin diye bunu teaser olarak vereceksin ya da. Yoksa hani bu sadece o etkinliği şenlendirmek için yapılmış bir şaklabanlık bence. Vallahi göreceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi tahminen 2020'nin sonları olarak bekleniyor Microsoft'un açıkladığına göre. Bu hafta çok önemli bir mobil oyun çıktı. Call of Duty'nin mobile versiyonu çıktı. Oynadın mı? Yok, oynamadım. Baktım sadece. Tamam. Aydoğan oynadı. Hatta bizde bir videosu da var. İnceleme videosu yani. Sen oynadın videosu. Mı? Tam oynuyormuş. Birisi vermiş, oynuyor. iOS ve Android için çıktı arkadaşlar. İlk 2 günde 20 milyon indirilmeye ulaştı. Çok güzel rakam. Hı-hı. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Mobil pazarda PUBG Mobile öyle bir tuttu, öyle bir para kazandı ki Call of Duty gibi işte büyük oyunlar da yavaş yavaş... Bir zamanın efsaneleri. Evet, yani o daha çok bizim PC'de, konsolda falan hani domine eden oyunları da artık mobil tarafta görmeye ayrıca başladık. Ayrıca şeyi de söyleyelim, bunu çıkartan şirket de PUBG'yi çıkartan geliştiricileri şirketin aynı aslında. Farklısı değil yani. Evet, yani bir tarafta yine Activision var ama Tencent de işin içinde. Valla öyle bir para götürüyorlar ki geçen yine bu hafta haber vardı 1 milyar doları geçti diye. Yani zamanında Facebook üzerinden işte Farmville'in bilmem nenin filan başlatıp gidemediği. Sonra Clash of Clans'da neydi onun üstünün adı? Bu Zynga falan mı? Zynga şeydi, Facebook'takilerdi. Supercell. Okey, Supercell'in başlatıp devam ettiremediği şeyi şu an görüyoruz ki Tencent devam ettiriyor. Evet. Yani Tencent böyle bir para makinesi. Neyi yapacağını biliyor ve büyük bir ihtimalle bu Call of Duty büyük bir ihtimalle efsanelerdeki ilk dokunuş olacak. Bunun devamı farklı farklı konseptlerde, yani farklı farklı title'larda, oyun isimlerinde gelecek. Proje olarak çok başarılı bir proje. Tencent'i de daha çok çok daha zengin yapacağı kesin, evet, şey anlamında. Yani şu an ilk haftası itibariyle indirilme rakamları falan çok güzel. Bir de buradaki güzel. Dert şey de değil. PUBG'ye geçelim bilmem ne yapalım falan ya da değil. İkisi yani de ayrı ayrı. Başka bir rakibi yani pazara sokmaktansa kendi rakibini kendisi sokuyor pazara. Para seninle benim aramda kalsın. Kerem Aydoğan kazanmasın diye bir hep şey yapıyoruz. Yani. Hep biz alalım. Oyunda tabii ki Battle Royale moduyla beraber aslında Battle Royale'den farklı olarak birçok farklı mod ve haritada yer alıyor. Yani siz bugüne kadar konsol ve PC'de görmüş olduğunuz, alıştığınız Call of Duty modlarını mobilde de görebiliyorsunuz. Yok ben son dönemde PUBG gibi Battle Royale oyunlarını seviyorum diyorsanız Battle Royale formatında da
hayatta kalma formunda da oynayabiliyorsunuz. Grafikleri çok güzel oyunun. Hakikaten günümüz akıllı telefonlarını düşündüğümüzde, oyunların grafik kalitelerini düşündüğümüzde o anlamda iyi yol kat etmişler. Denemediyseniz deneyin. Doğuş, ben beğendin mi? Ne olmuşsun? 11 level olmuşsun. 11 level olmuşsun. Zor mu 11 level'a geçmek? Yok, kolay değil. Bilmiyorum. Yani çift atlıyorlar böyle. Hani şey mesela 90. Sen mesela en çok hangi modu oynuyorsun? Onu öğrenelim. Ben böyle bir tane şey, şehir var. Böyle arabalar falan böyle patlatabiliyorsun arabaları. Yani yangın. Amaç ne o moddaki? Alanı yani düşman alanını ele geçirmek yani. Capture the flag tarzı falan bir şey. En fazla hani adam hani şey böyle ilerliyorsun ya böyle grup olarak. Oynaması kolay mı oğlum? Evet. Ya PUBG. Yani PUBG'deki gibi yani tuşlar birazcık şey mesela kurşun tuşu var ya ateş ettiğiniz. O birazcık aşağılık oluyor. Onu herkes söylüyor. Ben de internette okudum. Evet, ben de okudum. Ateş etme tuşunda bir sıkıntı var mı? Bu şey, yani bu şey olabilir mi? Çocukların... Yanlışlıkla kurşun değiştirme tuşuna, şarjör değiştirme tuşuna basıyorsun. Yani ateş edeceğin... Çocuklar PUBG'de o kadar saat geçirdiler ki artık orada olması gerektiğini defaultunu ve kafalarına yazmış olabilirler mi? Farklı mı PUBG'deki yerinden? Yok yani o hızlı koşma işareti falan ötürü güçlü duruyor ya. Gene öyle aynı. Ama sadece işte o ateş etme tuşu azıcık sağ tarafta yani. Onu şey yapamıyorsun. Şey yapmak lazım, kol desteğiyle falan nasıl oynanıyor onlara bakıp. Peki keyifli mi Doğuş? Keyif alıyor musun oynamaktan? Sırf moda diye mi oynuyorsun? Yok ya bayağı. Abi ben oynuyorum derkenki suratının gülümsemesini görmedin mi? Benim normal hoşuma gitmemişti. Oynadım, herkese daldığım için hani şey böyle, herkes bir hizaya geldi böyle, arka arkaya gelmişler. Ben bir vurdum 3 kişi. Tamam oldu o zaman. Tamam, beğenmiş, yani beğenmiş, başarılı olduğu için beğenmiş, şey yapmış. Evet. Demek ki Tencent yemi olta iğnesini iyi takmış. Tutturmuş yani. İçinde iğne olduğu belli olmuyor solucandan. Yani gelip balık ısırıyor. Ya işte PUBG'nin Call of Duty mekanikleriyle yapılmış versiyonu. Zaten motor aynı. Aynı nihayetinde. Şeyden. Ama güzel proje. Evet, evet. Bence de benim gibi ihtiyarları da şey yapacağı için, en azından ismiyle cezbedeceği için iyi fikir. Devam ediyorum. Bu sefer Türkiye'den bir haberle devam edeceğiz. KVKK'dan yani Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan Facebook'a 1 milyon 600 TL'lik bir ceza verildi. KVKK Facebook'u Türkçe olarak kullanılan 280.959 kullanıcının verilerinin ihlal edildiği sebebiyle bu cezayı kestiğini açıkladı. Açıklanan verilere göre kullanıcıların isim, cinsiyet, doğum günü, din bilgisi, konum, memleket, ilişki durumu, eğitim geçmişi ve Facebook'ta son zamanlarda yaptığı aramalar gibi kişisel verilerin ihlal edildiği belirtilmiş. Ayrıca bu cezanın içinde Facebook'a bir KVKK şey yapmış, hani bize bu konuyla alakalı bilgi ver diye bir başvuru diyeyim, bir istekte bulunmuş. Facebook'tan cevap bile gelmemiş. Bu cezanın bir bölümünü de ona cevap vermedikleri, istedikleri bilgileri vermedikleri için kesmişler. Şimdi KVKK daha önce de bir ceza kesmişti yanlış hatırlamıyorsam. Galiba evet, Facebook'a ya da işte sosyal medya platformlarının herhangi birisine. Şimdi bence kurumun bu tarz denetimler yapıyor olması çok iyi. Eyvallah. Ancak mesela biz bu kesilen cezaların ödenip ödenmediğini bilmiyoruz. Mesela şimdi Facebook cevap vermemiş daha önce, ceza artmış da adamlar bu parayı ödemedikten sonra ya ödemiyorlarsa sen istediğin yani kadar ceza kes. Yani peki Amerikalı bir şirketin buradan kesilen cezayı ödememe gibi bir imkanı var mı abi? Şimdi İngiltere'de kesilenini ödüyorsa Türkiye'de kesilenini de ödeyecek bir kere. Yani ya da o zaman biz yaptırım yapacağız. Ben şunu bekliyorum. Mesela KVKK niye kendi web sayfasında herkesin çok kolay bulabileceği bir yerlere sıkıştırılmamış bir ceza listesi yayınlamıyor mesela? Var ama çok daha kolay bulunabilecek bir yere niye konulmuyor? O cezaların hangi yöntemle tahsil edilip edilmediğini niye bilmiyoruz? Yani mesela şunu biliyoruz. Bugün trafik cezası yersen, sana tebliğ edildiğinden sonraki 15 gün içinde o cezayı ödersen %25 indirimli ödüyorsun. Mesela burada böyle bir şey var mı? Bu 1 milyon 600 bin liralık ceza peşin ödenirse bilmem ne yapılırsa 100 bin liraya düşüyor mu düşmüyor mu? Yani bu arada 200 bin dolar falan. Aynen öyle yani. Çok da fazla. Yani. Zaten Kemalettin de dün Twitter'da şey yazmıştı. Verileri ihlal edilen kullanıcı başına 1 dolar. Amerika şartlarına göre çok az bir ceza bu aslında. Yani evet. Dünyada daha fazla ceza yazılıyor. Benim derdim azından çoğundan değil. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. KVKK kurumu Türkiye'de ne iş yapar? Mesela bunu ben anlayamıyorum. Benim başvuru yapmama engel oluyor mesela. İnternet üstünden başvuru yapamıyorsun. İlla yazılı başvuru yapman lazım. Sonra mesela başvuru yapan insanlar diyormuş ki ilk önce verinizi ihlal ettiğini düşündüğünüz şirketin
veri sorumlusuyla kontak kuracaksınız. Bulursan ondan sonra şirketin veri sorumlusu. Şimdi mesela atıyorum ara bir şirketi veri sorumlunuz kim diyor sor web sitesinde. Yani KVKK bir kamu kurumu. Şirketlerin web sitelerinde veri sorumlusu diye bir özel alan açılmasını sağlayacak yasayı çıkarttırabilecek güçte. Sen o yasayı çıkarttıramıyorsan bugün otomatik telefon santralinden gerçek bir kişiye ulaşamadığın şirketler var Türkiye'de. Nasıl veri şeyine ulaşacaksın? Mümkün ayrıca değil. Şöyle bir şey var şimdi KVKK Facebook'a ceza kesmiş. Eminim Facebook'un suçu yüzünden bu ceza kesilmiş. Tabii de KVKK önce benim de derdimde bir uğraşsın vatandaş olarak. Yani tamam bu cezalar tahsil ediliyorsa vazife falan da şu var KVKK üyeleri devlet memuru değiller mi? Devlet memurlarının maaşı benim ödediğim vergilerden ödenmiyor mu? Yani aslında ben finanse etmiyor muyum bu kurumu benim haklarımı savunsun diye. O zaman ben bir sorunum olduğu zaman KVKK'ya başvurabilmeliyim. Mesela Gmail üzerinden bile KVKK'ya şikayette bulunamıyorsun. Yani sen Gmail üstünden bir şey yapma yaparsan KVKK'dan sana şu cevap geliyor. Yazılı olarak şu adresi şunu yaptıktan sonra yani web sitesinde yazan hikaye. Böyle bir şey yok yani niye KVKK bu kadar özel kendi içinde? Ya da mesela KVKK Facebook'a ceza verdi de atıyorum bugüne kadar hiçbir kamu kurumuna ceza verdi mi? Bizim birçok bilgimiz kamu kurumlarının ellerinde evet. Var. Yani her kamu kurumunun bu verileri görmesi gerekiyor mu? Geçen gün çok garip bir şey öğrendim mesela. Aklım şaştı. Bundan önce avukatlar E-Devlet üzerindeki işte avukatlı ve özel portalden neydi onun adı unuttum portalini diye. Oradan dava açacakları herhangi birisinin üzerine bir tapu kaydı olup olmadığını sorgulayabiliyorlarmış. Yani mesela boşanıyorsun diyelim ki karın bölümü için. Senin üstünde senin ona söylediğinden daha fazla evin olduğunu filan düşünüyor. Ve boşanma avukatına diyor ki ya Kerem'in diyor bir şeyine bakabilir miyiz diyor üzerinde neler var. Avukat da bunu kendisi giriş yaparak sistemi bakıyor. Kerem'in üzerinde beyan ettiğinden daha farklı tapular var mıya bakabiliyormuş eskiden. Şimdi KVKK sürecinde avukatlardan bu hak alınmış. Normal değil mi? Alınması lazım zaten teorik olarak. Yani avukat eğer böyle bir talebi varsa, böyle bir bilgiye ihtiyacı duyuyorsa bunu mahkeme kararıyla alabilir. Bak, eyvallah ya. Tamam. Ne olmuş şimdi? Barolarla yapılan bir anlaşma gibi her avukat bu sorgulamayı yine yapabiliyor ama baroya bir para ödemek zorunda. Şimdi benim verimi bu sefer kamu aracılığıyla satıyorsun bir başkasına. Yani para benim elde aynen öyle yani. Bundan bir süre önce avukatın bedavaya yapabildiği sorgulamayı şimdi avukata parayla yaptırıyorsun. Bu para nerede mesela? Veri sahibi benim. Benimle bir para paylaşıyor musun? Paylaşmıyorsun. Bana şöyle bir şans sunuyor musun? Parasıyla bile benim verimi sorgulanabilir sınıftan çıkart diyor musun? Demiyor musun? Mantıklı olan şey nedir? Mahkeme kararı sonucunda bunun şey yapılıyor. Yani şöyle bir şey var. Boşanma davasında boşanacak olan taraflardan birisi ya da işte başka bir davada her neyse hakimi biz bu arkadaşın üzerinde herhangi bir mal mülk falan var mı'nın da araştırılmasını talep ediyoruz der. Bakarsın, hakim de gerekli aynen. Görüyorsa bu araştırmanın yapılmasına hükmeder. Sonra bu araştırma yapılır. Ama avukat 5 lira verdi, 7 lira verdi, 100 lira verdi diye herkesin üzerinde ne para var diye bakmak doğru bir şey değil. Ya, o yüzden KVKK'nın nasıl çalıştığını KVKK kurum başkanı Faruk Bey bence daha şeffaf bir şekilde herkese anlatmadı. Bütün Türk halkına anlatmadı. KVKK'nın kimin için çalıştığını da Faruk Bey'in bize söylemesi lazım. Vatandaş olarak benim için mi çalışacak KVKK yoksa kamunun dinamikleri için mi çalışacak ya da özel şirketlere ceza vermek için mi kuruldu KVKK? Niçin kuruldu? Bunu bize anlatması lazım. Yoksa yani ben internetten başvuru almıyorum, şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. O işle ben ilgilenmem için önce senin gidip veri sorumlusunu bulup onunla konuşman lazım. Bilmem nereye falan bu iş bağlanırsa o zaman böyle bir KVKK hikayesi olmaz. Ülkede birçok şeyin yalandan yapıldığını düşünüyorum. Mesela hatırlarsın bundan birkaç sene önce dendi ki artık işte size herkes SMS gönderemeyecek şöyle böyle. Bana aynen. Eskisinden daha çok mesaj geliyor. Bir tane belediye başkanı ki şu anki belediye başkanı da yaptı bunu. Ben onu destekliyor olmama rağmen mesela Twitter'dan eleştirdim. Ama fark etmiyor rakipleri de yaptı. Ne bileyim belediye yapılan ben oluyorum hep. Yani ya belediye başkanını geçtim yani hani ülkede
yasal olarak makam sahibi insanlar bile yasayı çiğneyerek bunu bana gönderiyorsa bayi şirketi zaten gönderiyor. Yani hani onu geçiyorum. Hani ne oldu, yasa çıkmıştı mesela, işte artık mesaj gönderilmeyecekti bize. Adam benim bayramımı kutluyor. Ya kutlama kardeşim benim bayramımı. Yani istemiyorum ben mesajı kutlamanı, ama yok işte kutluyor. Mesajın bu altında o yani. Listeden çıkmak için bir tane link var. Tıklıyorsun. Abudik gubidik bir tane web sitesi. Hayır, şimdi orada çık desen kimliğini, aktif olduğunu şey yapacaksın. Hı-hı. Ne derler, beyan edeceksin. Çıkma desen iki gün sonra Kurban Bayramı içinde gelecek yani, filan. Yani korkusun. Ben niye mesela bunu E-Devlet üstünden ayarlayamıyorum? Hı-hı. E-Devlet üstünden şöyle bir şey yapmak çok mu zor? Arkadaşım, bana hiç kimsenin SMS göndermesi, tanıtım amaçlı SMS göndermesini istemiyorum. Bir kliğe bakar bu. Yapılmayacak bir şey mi? Yapılacak bir şey. Ama tabii dönüp şuna bakmak lazım. Sen bunu vatandaşın eline verirsen yapması için, o zaman sana o siyasetçi de ulaşamayacak. Hı-hı. Ya. İşte o yüzden olmuyor. O siyasetçi emri kimden alıyor? Bu kanunları çıkartan adamlara emir veren de siyasetçi ya, bu bir. İkincisi, sen bunu böyle yaparsan Turkcell, Vodafone, Türk Telekom nereden para kazanacak? İşte. Yani bizi milletin önüne yem olarak atmaktan vazgeçin Faruk Bey, Sayın KVKK üyeleri. Çıkın bir anlatın ne olduğunu. Benim Faruk Bey'in adını anmamın nedeni de şu. Faruk Bey profesör doktor. Yani sırtı sıvazlanarak bir yerlere gelmiş bir adam değil bence. Geniş perspektiften bakmasını bilmesi gereken bir adam. Ben kendisinin Ankara'da yaptığı bir iki konuşmaya şahit oldum. Yani salonda bulundum, seminerlerde. Çok bu anlamda iyi bir vizyona sahip olduğunu düşündüğüm birisi. Kendisiyle yakın temas eden tanıdıklarım var. Bir süre öncesine kadar insan kaynağı sorunu yaşadıklarını söylüyorlardı kurumun. Nitekim Cumhurbaşkanlığı bir kararnamesiyle kurumun personel sayısı falan arttırıldı bildiğim kadarıyla. O yüzden yapın artık şunları. Yani halka hizmet etmeye başlayın. Evet. Ben bir yere başvuracak olduğum zaman, benim bir derdim olduğu zaman başvuracağım kurum lütfen kişisel verileri koruma kurulu olsun. Benim başımı ağrıtan adamlarla sorunumu çözmek zorunda hissetmeyeyim. Sizinle bu sorunu çözeyim. Evet, çok işte bu kadar başvuru basit. Süreci falan filan biraz kolaylaştı. Bir de ayrıca şey konusunda çok ciddiyim Faruk Bey. Şu 1 milyon 600 bin lira falan gibi cezaları tahsil edebiliyor musunuz? Şeffaf bir şekilde söyleyin. Yani mesela deyin ki, ya edemiyorsunuz. Biz Google'a, Facebook'a, YouTube'a, Twitter'a, şuna buna filan global şirketlere bu cezaları kesiyoruz. Ama kanunumuzdaki şu yüzünden tahsil edemiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı deyin. Biz de bunların düzeltilmesi için, eğer üzerimize bir rol düşüyorsa, gerekli kamuoyunu yaratalım. Yani hükümeti zorlayalım, sizin kurumunuzun bu anlamda yetkilendirilmesini talep edelim. Yoksa bu cezayı ben kestim, o ödemedi. Ne olacak ki? Boş. Devam ediyorum arkadaşlar. Samsung Çin'deki son fabrikasını da kapattı. Konuyla ilgili Samsung yetkililerinden yapılan açıklamada Çin'de bulunan yerli rakiplerin rekabeti sıkıştırmasından dolayı zarar gördüklerini belirtti. Bunu Samsungçular söylemiş, öyle evet. mi? Evet. Benim çok şaşırdığım bir haber oldu. Gittim daha sonradan kontrol ettim, ya bu doğru mu diye. Şimdi şöyle arkadaşlar, Cape Investment Securities'in analisti Park Sung Soo'na göre Çinli tüketiciler uygun fiyatlı cihazlar için yerel markalara ve birinci sınıf modeller için diğer markalara yönelince Samsung şirketinin Çin'deki pazar payı %1'e kadar geriledi. Güney Koreli teknoloji devinin Çin'deki pazar payı 2013'ün ortalarında %15 civarındaydı. 2013, ben bu bilgiyi okudum. 2019, 6 yılda sıfırlamışlar. Yani koskoca Samsung dünyanın bir numaralı üreticisi, ilk 5'te nasıl olamaz dedim. Hakikaten öyleymiş. İşte girdim Çin akıllı telefon en son çeyrekteki pazarlara baktım. Huawei, Xiaomi, Oppo falan filan. The Others'da. Kendi aralarında konuşurken Samsung'u sıfırlayın demişler. Gitmiş yani Samsung. Hani Çin ne kadar büyük bir pazar biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Çin'de kapatılan tesisin ne kadar çalışanın olduğu falan filan açıklanmamış arkadaşlar. Ama 2017 yılındaki bir rapora göre 6000 çalışanla beraber 63 milyon ünitelik bir üretim kapasitesi varmış. Kapatılan fabrikanın. Şimdi C seviyesi sadece Çin için düşünülmüş, hı hı, bir seviyeydi. Demek ki C seviyesi Samsung'un ne derler, yaşama isteğini şey yapamadı. Orada Çinliler daha çok yaşamak istiyordu abi. O yüzden yani. Ay çok güzel. Şimdi herhalde C seviyesinin üretimini de durduracaklardı, duyarız ya da. Ama C serisi uzun süredir yok ki abi zaten. İşte M seviyesini ne yapacaklar mesela şimdi? O Hindistan yani. Ama Çin'de de satıyorlardı bildiğim kadarıyla M seviyesini. Gerçi Türkiye'de bile satıyorlar. Bence söylemeyi unuttun haberdeki bir şey, detay, onu da söyleyeyim. Bu 6000 çalışanla birlikte
63 milyon üretim kapasitesi. Söyledim mi? 63 milyon cihaz ürettiği fabrikayı çok ya, kapatıyor. Yıllıktı 63 milyon. Çok güzel bir ki rakam. Bu kapasite büyük ihtimalle 63 milyon bir fabrikada üretmiyorlardır bir yılda. Üretiyorlar mıdır? Daha üstüne bile çıktıkları zamanlar çok ya, olmuştur. Yani pazar payı yüzde... Toplam kaç milyon cihaz satıyor bir pazar yılda payı, pazar payı %15 iken 63 milyonun üstüne çıkmıştır büyük bir ihtimalle. Çokmuş. %1'e düştüğü zaman filan bu rakamları görmüştür. Ben dün bunu Twitter'da şey diye paylaştım abimi. Aa çok şaşırdım, yoksa satmadığı için mi acaba filan dedim. Altına da bazı arkadaşlar benden daha mantıklı düşündükleri için işte Vietnam bilmem ne filan gibi daha ucuz üretimin yapıldığı pazarlara gidiyorlar dedi. Arkadaşlar delivery cost diye de bir şey var. Yani bir ürünü bir noktadan öbür noktaya yönlendirmek gibi. Bir de hali hazırdaki fabrikayı sen kapatıp yeni bir yere geçmek var. Sen 1 milyar Çinli'ye Vietnam, yani 1 milyar Çinli'nin 1 milyarı birden senden telefon alacak olsa, Vietnam'da ürettiğin 1 milyar telefonu 1 kilometre mesafe olsa Çin'e getirmen 1 milyar kilometre yapar. Yani yol anlamında. O yüzden bununla böyle o kadar basit işler değil. Mühendislik gerektiren işler çuvalladı işte ve büyük bir ihtimalle çıkmayacak bu pazardan. Kore'den falan ithal ettiği ürünlerle kalmaya çalışacak ya da Tayvan'dan gönderici yani böyle ürünlerle. Böyle bir pazarı yok sayamazsın da şu ama an... zaten %1'e düşmüş, yok artık yani. Yani eğer o veri yani doğruysa... Yarın Pekin'e gitsek demek ki şeyde Pekin'de, belki Pekin Havalimanı'nda bilmiyorum, Samsung cihaz alabileceğimiz mağaza bulamayacağız anlamına geliyor. Bak koca Çin'de %1'den bahsediyor. Çin o kadar büyük bir coğrafya, evet, kendi müthiş, içinde müthiş o kadar büyük bir eyaletleri, şunlar bunlar. Vergi kanunları, bazı edep kanunları, işte yiyecek alışkanlıkları, iklim falan o kadar değişken ki Çin içinde. Yani %1 demek yok demek. Mesela Türkiye'de şu an %1 pazar payı olan bir marka var mıdır? İşte Alcatel falandır herhalde. %1 yoktur. Yok işte yani. Ya varsa da Alcatel yani yok işte. Evet. Hani kim olabilir diye düşündüm. Ya arkadaş onu düşünsene. Ya burada %1 olmasa bile oran gerçek olarak. Çünkü bu hani analistin söylediği bir şey. Açıklanan son global, yani global değil, Çin pazar verilerine bakın. Samsung adı Others'ta. Ya yani zaten minimum, maksimum %5'sin. %1 olmasın, %2 olsun, %3 olsun da yani. Sonuçta fabrikayı kapatıyorsan yoksun zaten. Evet. Yani işin bir de öyle bir gerçeği var. Geçmiş olsun. Bence küçülme anlamında yapılan böyle hareketler can yakar, üzer bilmem ne falan ama silkinip kendine gelmesi açısından da insanın iyidir bence. Umarım Samsung'da o silkinip kendine gelme sürecine girecektir bir şekilde. İnşallah ama Çin, yani Çinli akıllı telefon üreticilerini de düşündüğümüz zaman son yıllardaki yapmış olduğu atılımlar, marka bağımsız konuşuyorum, Samsung'un işi hakikaten de zor. Silkin dövmezler diyorsun değil hani mi? Hani adamlar diyorum ya çok daha fazla yaşamak istiyorlar diye. Ama bak son dönemde öyle unutma. Yani. Onlar teknoloji üreticisi değiller. Teknolojiyi hala Samsung öyle, ve benzeri şirketler üretiyor. O yüzden hani onu da unutmamak lazım. Devam ediyorum. Apple'ın iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinin yapıldığı lansmanda tanıttığı Deep Fusion özelliği iOS 13.2'nin beta sürümüyle beraber kullanıcılara sunuldu. iOS 13.2'nin beta değil de tam versiyonu çıktığı zaman büyük ihtimalle tüm iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları bu özelliğe kavuşacak. Bu özelliği hatırlamamız gerekirse Apple'ın aynı anda siz fark etmeden fotoğraf çektiğinizde 4 fotoğraf çekiyor ve 8 çekirdekli Neural Engine teknolojisini, yani işlemciyi de işin içine katarak kendi içinde en iyi kareyi seçerek çok daha keskin çektiğiniz bir fotoğraftaki bir bölümü aldığınız zaman o bölümdeki detayların mesela bir önceki model olan iPhone işte 10S'e göre çok daha düzgün göründüğü fotoğraflar elde edilebiliyor. iOS 13.2 beta kullanan bazı Twitter kullanıcılarının yapmış olduğu karşılaştırmaları gördüm. iPhone'da da bunlardan bir tanesi. Gerçekten çok fark var. Bu lansmanda benim anlamadığımı söylediğim şeydi. Nasıl ya da ya anlamadım dedi, hani göreceğiz dediğim şeydi yani. Şeydi. İşletim sistemi üstünden bunu yapabiliyor olması süper bir şey. Bayağı iyi sonuçlar abi. Bu sayede de işte yeni cihazlardan gayri eskileri de bunu verebilecek bir şekilde. Evet. Çok güzel. Fikren de çok güzel. Teknoloji olarak da iyi düşünülmüş bir teknoloji. Ellerine vallahi sağlık. Vallahi abi ben bir itirafta bulunmak istiyorum. iPhone 11 Pro'ya çok yükseldim. Öyle mi? Yıllar sonra ilk defa bir iPhone kullanmak istiyorum. Peki mesela sana, gerçekten çok sana iPhone 11 Pro'nun 512 GB'lığının Türkiye'de tahmini satış fiyatının 14 bin lira olacağını söylesem ne dersin? Normal beklediğim fiyat. Ya 512 GB ve Pro Max için konuşuyoruz değil Pro, mi? Pro. Ha, Max Pro. De değil. Değil.
Yani şaşırdığım bir fiyat değil. Tabii ki gidip 64 GB'lik iPhone 11 Pro Max için 12 bin lira desem. Pro Max 64 çok ya. Çok pahalı. Peki mesela 7300 lira desem standart iPhone 11 için. O mesela fena değil. O çok can yakar. O güzel. Eğer böyleyse yani, bu fiyatlar resmi değil arkadaşlar. Değil arkadaşlar. Tahmini... Bunlar atmasyon fiyatlar. Şey, o fiyat iyi. Yani Apple'lı Huawei şey, Samsung'lu Huawei'yi çok zorlar. Çok kalp kırar bu. Kırar. Huawei, evet. Huawei Türkiye'nin genel müdürlüğünde de, Samsung Türkiye genel müdürlüğünde de bir yığın kırık kalbi neden oluyor. Yok diye kullanıcıya yarar. İnşallah bu fiyatlı çıkar da diğerleri de hani şöyle bir mecburen şey düşürmek zorunda 7300 kalır yani. 7300 liraya iPhone 11'in satıldığı bir ülkede, ucuzluğunu söylemiyorum, kimse gidip şey almaz. S10 yani Plus, çoğu ya da kimse Note demeyeyim de çoğu Plus, insan iPhone'a gider. Mate, pardon P30 Pro bilmem ne falan almaz insan onu. Gider bunu alırlar yani. Yani çok öyle kitle var. Markayı çok seven canım halkım, yalnız ülkemin, yani yalnız ve biricik ülkem miydi? Galiba. Tam ben demin onu şov şimdi yapmayı seven halkı gider 7300 lirayı gönül rahatlığıyla iPhone'a verir. İnşallah bir Yıldıray abi falan bir yerden bir iPhone alır da ben de kullanırım ya. Çok. Ama sen şey istiyorum diyorsun, Pro Max istiyorum diyorsun. Yok Pro istiyorum, Max Pro olmasına istiyorsun. Gerek yok, evet. Ya iPhone 11 de kullanmak isterim ama o üçlü kamerayı daha çok sen deneyimlemek istediğim için. Sen böyle bir şey istediğin zaman şeyde ne derler, storylerde yazıyorsun, millet gönderiyor sana. Abi Apple'la aramız kötü, göndermez. Niye spiyenle aramız çok mu iyi sanki yani? Hani. Ya evet gerçi deneyeyim mi bir şey Apple'ı fayda tüketeyim. Şeyi Ebru'ya yazdı orada. Onlar gönderdi, evet. Ebru'ya yazdı ama orada. Bizim o, ben tanışmadım birebir de, onda da çok kötü bir tanışma hikayemiz var. Benden bağımsız olarak bir gün anlatırım. Öyle burada mi? Anlatabileceğim bir şey değil. Çok tatsız. Benim suçumun olmadığı ama aslında benim yüzümden de olan bir şey. Anladım. Çok çok felaket bir tanışma hikayemiz var. Hiç barışamadık o yüzden yani. Bu şey diyor, iyi bir insandı. Ben yani... hiç tanışmadım. Mutlaka öyledir de. Ben haksızım o konuda biraz ama dediğim gibi benim de suçum değil. Böyle karmaşık olaylar. Devam ediyorum. Ben burada başlığı silmişim de. Arkadaşlar geçen hafta konuşmuş olduğumuz deprem olayı ve operatörlerin bu deprem olayında sınıfta kalmaları sonrasında bir karar çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay operatörlerle bir araya gelerek deprem gibi acil durumlarda yeni önlemler alacaklarını, kararlaştırdıklarını söyledi. Şöyle bir açıklaması var Fuat Bey'in. Biz şunu gördük. Normal zamanda herhangi bir anda 20 milyon kişi birbirini arıyorken deprem olduğu andan itibaren yaklaşık 160 milyona çıkıyormuş. Teknik sebeplerle bunu detaylı olarak anlattılar. Hattın çöktüğünü ifade ettiler demiş ve ortak bir hat kurulacak. Bu hat ücretsiz olacak. Hat sadece deprem gibi doğal afetlerde devreye girecek ve kullanıcılar bu ortak hat sayesinde çok yoğunluğun olduğu alanlarda bile birbirine ulaşabilecek dendi. İnş diyorum. Yani operatörlerin yaşadığı sorunun normalleştirme görevinin bence Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na kalmaması lazım. Regülasyon dediğimiz kurum kimsenin başını okşayacak, ona şefkat gösterecek, evet, bir yer değil. Regülasyon dediğimiz kurum elinden sopayı bırakmaması gereken bir kurum. Yani ya bu Amerika'da çizgiyi, ne güzel oluyor bu işler bu çizgiyi ya. Geçmeyeceksin. Bu çizgiyi geçtiğin zaman ben elimde sopayla bekliyorum, senin ağzını burnunu kırarım işte, evet, dediğin kurumdur. Şimdi ben çok zeki bir adam değilim Fuat Bey, kusuruma bakmasın, ama bu söylediğinden hiçbir şey anlamıyorum ben. Yani mesela şimdi herhangi bir zamanda 20 milyon kişinin birbirini aradığını söylüyor. Okey, Türkiye'de herhangi bir nüfusumuz 20 milyon kişinin anlık birbiriyle konuşmasına şey yapar. Deprem sonrası nasıl 160 milyona çıkıyor mesela? Yani Türkiye'de nasıl 160 milyon kişi birbirini arıyor aynı anda? Mesela ben şöyle mi yapıyorum? Bu elimdeki Vodafone hattıyla seni, bu elimdeki Turkcell hattıyla Doğuş'u mu arıyorum mesela aynı anda? Yani 160 milyon insan yokuz değil mi Türkiye'de? O kadar kalabalık değiliz. Yani çok uzun zamandır o resmi veriler açıklanmıyor. Kaç milyon olduğumuz o yüzden. Şunu mu söylemeye çalışıyor acaba Sayın Fuat Oktay Bey? Şimdi ben... Atıyorum, yurt dışından da mı bir anda aranmaya başlıyorum ben acaba? Seni arıyorum mesela. Ben Turkcell'liyim, ben seni arıyorum. Ama sen o sırada Doğuş'u arıyorsun. Ha, evet öyle, ben de onu düşündüm. Doğuş o sırada annesini arıyor. Bir çapraz şey var. Annesi o sırada bilmem kimi arıyor filan gibi. Olabilir. Bir daha geniş bir şeyden mi bahsediyor? Mesela anlamadım. Keşke benim gibi bunu anlayacak kadar zeki olmayan insanların da anlayabileceği bir formla bunu anlatabilseydi. Ayrıca da keşke Fuat Bey GSM şirketlerinin başını okşuyormuş gibi görüneceğini deseydi ki biz Cumhurbaşkanlığı mevkii olarak masaya yumruğumuzu vurduk.
bunun bir daha gerçekleşmesi sonucunda da o yumruğu bu herifin suratlarına indireceğimizi evet. kendilerine çok net bir şekilde anlattık. Allah korusun bir daha bir deprem olduğu zaman bunu yaşarsak neler yapacağımızı bütün Türk halkı görecektir deseydi ben bundan daha çok tatmin olurdum mesela. Şu açıklamaya göre daha çok tatmin olurdum. Bazen o Amerikan vari sertliği ben de çok bu ödüyorum. Açıklamaya sadece ben de senin söylediğin gibi inş diyorum. İnş canım ya. İnşallah da bu göl maya tutar diyelim yani hani bu şeyle. İnşallah yani teoride anlatılan çözüm okey eğer çalışacaksa böyle süper tamam. Ama hani göreceğiz iş yani görmesek tabii daha iyi ama Türkiye İstanbul bir deprem. Ayrıca şimdi şöyle bir şey var. Göreceğiz. Şimdi benim bunu kabullenmem çok kolay. Ben çünkü deprem bölgesinde yaşıyorum da işte Muş'ta yaşayan adama sen 17 saat niye telefonla konuşamadığını evet. bu açıklamayla anlatabilirsen eğer o zaman ben Fuat Bey'e ayakta alkışlarım. Bakalım abi. Çok da şimdi şey daha konuyu konuşmak istemiyorum. Kapatalım diyorsun. Yani, yani title'ı yani o unvanı bir daha okursan abi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Bey, Fuat Oktay. Evet. Arkadaşlar bir Cuma raporunun daha sonuna geldik. Tutuklanmadan. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle her zamankinden daha fazla bir... Sen ondan sonra askere gidiyorsun. Ya geçen onu da en son anlatayım. Geçen hafta... Böyle Twitter'ıma işte bilmem ne gündem falan diye böyle işte hap haberler atıyorlar ya. Milli Savunma Bakanı'ndan açıklama falan diye tırnak içinde. İşte tam hatırlamıyorum şimdi yanlış olmuşsun da işte sabrımızı taşırmayın işte Mehmetçiğimiz hazırdır falan filan. Ben böyle içimde anladım dedim kesin gideceğim savaş çıkacak şimdi. Değil paşam değil. Bir ay sonra hazır yani falan diye. Sakin. Biraz daha durun. Yazsaydın altına sakin diye. Ya. Ay, durun güzel. Böyle arkadaşlar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.